Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yastık modelini yapacağız. İsterseniz bu şekilde yarım olarak, isterseniz de bu şekilde tam olarak da kullanabileceğiniz bir yastık modeli yapacağız. Yapılışı çok kolay. Daha önce sizlerle runner yapılışını paylaşmıştım. Şimdi aynı runner modelinin setini tamamlamak için sizlerle yastık modelini yapacağız. Çok güzel bir takım oldu. Yapılışı çok kolay. Çok kısa bir zamanda bitti. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Harika bir set oldu. Tam yastığı yaparken simli bir ip kullandım. Siyah bir yastık kılıfı kullandım. Bunda da yeşil bir ip kullanarak spor bir yastık yapmaya çalıştım. Ben ikisini de çok beğendim. Umarım sizler de ikisini de beğenmişsinizdir. İkisini de çıkarıp yıkayabileceğiniz bir yastık kılıfı oldu. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan haberdar olmak için blog atabilirsiniz. Sizlerden ricam, videolarımız daha çok kişilere erişmesi için bir beğen ve videolarımıza bir beğen ve yorum atmanızı rica ediyorum. Her iki modelde de 2 mm koton makrome ip kullandım. İkisinde yaklaşık 250 mm ipi gitti. Uzun modelde de kısa modelde de yaklaşık aynı ip gitti. Kısa modelde de ekstra püskül kullandığım için, uzun modelde de biraz daha ördüğüm için ikisine de yaklaşık aynı ip gitti. 250 metreden çok az ip kaldı. Yastığımın ölçüsü 45'e 45 santim. Ben hazır yastık kılıfı kullanıyorum. Yastıkları kendim hazırlamadım. Sizler isterseniz kendiniz dikebilirsiniz. İsterseniz terziye diktirebilirsiniz. Sizler de benim gibi hazır yastık ölçüsü de kullanabilirsiniz. İsterseniz dört kenarını dikip içine elyaf doldurabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Yastıklarımı yaparken, runnerlarımı yaparken bu şekilde ben 2 mm koton makrome kullandım. Bu modeli yaparken polyester makrome ipleri, koton ipleri, farklı ipler de kullanabilirsiniz. Ben elimde bu ipler olduğu için bu ipleri kullanıyorum. İstediğiniz farklı bütün ipleri kullanabilirsiniz. Hatta kalın ipleri de kullanabilirsiniz. Ben bu incelikte ip kullanıyorum. Farklı kalınlıklarda şu anda elimde ip olmadığı için o ipleri kullanamıyorum. Siz istediğiniz kalınlıkta tığ numaralarını değiştirerek kullanabilirsiniz. Modeli değiştirmiyor. İstediğiniz markaları kullanabilirsiniz. Ben Amerika'da yaşıyorum. Hobby Lobby mağazasından bu ipleri alıyorum. İpimin arkasında 250 metrede 250 gram ip varmış. Normalde bu ipim 2 ile 4 mm tığla örülüyormuş. Benim elime 4 mm uyduğu için 4 mm tığla öreceğim. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Bir yastığımı bu yeşille öreceğim. Bir yastığımı da bu simli iple öreceğim. Simli iple tam yastık yapacağım. Yeşil iple de yarım yastık yapacağım. Hem yarımı göstermiş olacağım hem de tam yastığı size göstermiş olacağım. İki farklı renkte olmuş olacak. Şimdi modelimize geçebiliriz. Modelimize 80 zincir çekerek başlıyoruz. Taban kısmı için 80. Bu 80 zincir 45'e 45 yastık için yapıyorum ve benim elimin sıklığına göre bu ideal bir ölçü. Eğer sizin yastığınız bundan büyükse bu kenardaki zincirleri çoğaltarak genişletebilirsiniz. Eğer sizin yastığınız bundan daha küçükse bu zincirleri burada azaltarak, bu kenar desenini azaltarak yapabilirsiniz. Şimdi 80 zincir bu desen için ideal. Ama bu kenarlardan büyütebilirsiniz orta kısmı değiştirmeden. 80 artı birkaç tane de ekstra çekeceğim ne olur ne olmaz diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 37,
Şu anda 80 yastık taban kısmı için çektim. Birkaç tane de ekstra çekeceğim, ne olur ne olmaz. Fazlalığı bittiği zaman sökebiliriz. Şimdi 7 tane zincir sayıyorum. 7. 8. zincire bir işaret ekliyorum. Orası dönüş yeri. Yedi zincir saydım. Sekizinci zincire bir işaret ekledim. Sonra tekrar bu zincir boşlukları için 5 zincir sayıyorum. Şimdi buradan dönüyoruz. Bu dönüş zincirim benim. Burada batma yeri, yani bir sık iğne için. Şimdi bu dönüş yerinden sonra 5 zincir sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. zincire bir sık iğne yapıyorum. Yedi zincir. Tekrar 5 zincir sayıyorum. Altıncı zincire bir sık iğne yapıyorum. Bu kenardaki boşluklar için. Şimdi ben kenarda 2 boşluk yapacağım. Sonra trabzanlı yere geçeceğim. Eğer siz bunu daha bir geniş yapacaksanız, size eğer bu küçük geldiyse, bu kısmı biraz daha geniş yapabilirsiniz. Ondan sonra bu desenleri yapabilirsiniz. Eğer size bu çok geniş geldiyse, bunun bir tanesini iptal edip bir tane yaptıktan sonra bu trabzanlı yeri yapabilirsiniz. Yani bu kenarlardan genişletebilir ya da daraltabilirsiniz. Bu orta kısmı aynı yapım. Daraltmak ya da genişletmek isterseniz bu kenar kısımlardan yapabilirsiniz. Şimdi bu zincirli kısımları yaptık. Şimdi bu trabzanlı kısımlara geçeceğiz. Ondan sonra bu zincirli kısmı yapacağız. Bu zincirli kısmı yaparken runner'da biz bu zincirli kısmı daha geniş yapmıştım. Yastıkta bu kısımları ben biraz daha daralttım. Çünkü bu çizgiler kenara doğru çok gelmişti. Bu 3 tane çizgi ortada olması için bu alanları ben biraz daha yastıkta daralttım. Bu runner'da bu kısımlar daha genişti. Bu kısımları yastıkta biraz daha daralttım ben. Ara mesafeler yastıkta daha dar. Şimdi trabzanlı yapacağımız yeri yapıyoruz. 7 zincir. 7 zincir sayıyoruz. 8. zincire bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrar bu zincirli yerleri yapıyoruz. Runner'da burayı 3 tane yapmıştık. Burada 2 tane yapıyoruz. 7 zincir. 5 zincir sayıyoruz. 6. zincire bir sık iğne yapıyoruz. Runner'da burayı 1, 2, 3. Burayı 3 tane boşluk yapmıştık. Bakın yastıkta burayı 2 tane boşluk yapıyoruz. Burayı daraltıyoruz. Şimdi bir tane yaptık. Burası
Bu trabzanlı yer. Şimdi bir boşluk. Şimdi ikinci boşluğu yapıyoruz. 7 zincir. Beş zincir sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncı zincire bir sık iğne. Şimdi ikinci şerit olan trabzanlı yeri yapıyoruz. 7 zincir. 7. Şimdi aşağıdan da 7 zincir sayıyoruz. 8. zincire bir sık iğne yapıyoruz. 8. Şimdi sıradaki boşlukları yapıyoruz. 7 zincir. 8. Aşağıdan 5 zincir sayıyoruz. 6. zincire bir sık iğne yapıyoruz. 7 zincir. 8. Aşağıdan 5 zincir sayıyoruz. 6. zincire bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi 3. bu şeridimizi yapıyoruz. 7 zincir. 8. Aşağıdan 7 zincir sayıyoruz. 8. zincire bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi kenardaki iki boşluk zincirimizi yapacağız. 7 zincir. 5 zincir sayıyoruz. 6. zincire bir sık iğne yapıyoruz. 7 zincir. 5 zincir sayıyoruz. 6. zincire bir sık iğne. Şimdi tek yönümüz bitti. Bu şekilde tek yönümüz bitti. Şimdi diğer yöne döneceğiz. Bu da benim ekstra zincirim. Bunları sökebiliriz. Bu fazladan yaptığımız. Her zaman fazla zincir çekip bu şekilde sökebiliriz. Her zaman fazla zincir çekelim, fazlasını sökelim. Şimdi bu dönüşte de hep 7 zincir çekip bu battığımız aynı yerlere batarak bu son buraya kadar batıyoruz. Bu battığımız yere batmıyoruz, sonuncu yere. Buraya kadar hep battığımız yere kadar batacağız. 7 zincir. 8. Bu aynı battığımız yere batarak bir sık iğne. 7 zincir. 8. Hep aynı battığımız yerlere batarak bir sık iğne. 7 zincir. 8. Aynı battığımız yere batarak bir sık iğne. Bu şekilde bu gösterdiğim yere kadar yapalım. Hepsine tek tek batarak, 7 zincir yaparak batalım. Gösterdiğim yere kadar geldim. Sonuncuyu birlikte yapacağız. 3 zincir. 3 zincir yapıyorum. Tığımı doluyorum. Şimdi bu sonuncuyu birlikte yapacağız. Şimdi ben hem sonuncuyu burada bitirmem gerekiyor. Hem de ortadan sıradaki sırayı ortadan başlamam gerekiyor. Çünkü ortadan başlayıp böyle gelip bunun ortasına batmam gerekiyor. O yüzden trabzanla bitiriyorum. Burası benim başlangıç noktam. Buradan dönüş yapmıştım. İşaret aldığım yere batarak bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde hem sıramı birleştirmiş oluyorum, hem de yeni sıraya ortadan başlamış oluyorum. 7 zincir.
Böyle dönüş yaparak bunun ortasına batıyorum. Burada sıraları karıştırmayalım. Burası benim trabzan yapacağım yer. 7 zincir. 7 trabzan yapacağım yer burası. Ondan önceki boşluğa şimdi batacağım. Hep trabzan yapmadan önceki boşluğa batınca 4 zincir çekip ondan sonra bu boşluklara gelip trabzan yapıyoruz. 4 zincir, 2 sefer tığıma doluyorum. O trabzan boşluğuna gelip toplamda 7 ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 2 sefer doluyorum. 6 2 sefer doluyorum. Ve 7. Bu trabzanlı yerlere başlamadan önceki boşluktan giderken 4 zincir. Şimdi boşluğa giderken de tekrar 4 zincir yapıyoruz. 1 2 3 4. Şimdi 4 zincir yaptım. Boşluğa batarken de 4 zincir. Boşluğa gidiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burada 7 zincir gidip yaparsam burası çok büyük, aşırı bollaşma oluyor. O yüzden 4 zincir yaparak boşluklara gidiyoruz. Yarım olmuş oluyor. Şimdi tekrar 7 zincir. 7'deki boşluğa bir sık iğne. Şimdi tekrar bakıyorum. Bakın tekrar trabzanlı yapacağım yere gelmişim. 4 zincir. 2 sefer tığıma doluyorum. Sıradaki boşluğa gelip 2 seferde trabzan yapıyorum. 2 sefer doluyorum. 2 seferde trabzan yapıyorum. 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde bunu 7 sefer yapıyoruz. 3 yaptım. 2 sefer doluyorum. 4.'ü yapıyorum. 2 sefer doluyorum. 5. ikili trabzan. 2 sefer doluyorum. 6. ikili trabzan. 2 sefer doluyorum. 7. ikili trabzan. Şimdi tekrar 4 zincir gelip tekrar 4 zincir çekip sıradaki boşluğa batıyorum. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Aynı bunun gibi 7 zincir çekip boşluğa batacağım. 7 zincir. 7'deki boşluğa batıyorum. Şimdi tekrar trabzanlı yapacağım burada. O yüzden tekrar 4 zincir. 2 sefer doluyorum. Sıradaki boşlukta ikili trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 4 5
6 ve 7. 4 zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. 7 zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 7 zincir. Şimdi kenar dönüşü yapıyoruz. Burada hiçbir yere batmıyorum. Direkt bu karşıdaki boşluğa batıyorum. Bu kenarı dönüyorum. Burada hiçbir işlem yapmıyorum. Bu karşıdaki boşluğa batıyorum. Bu kenar böyle olmuş oluyor. 7 zincir. Sıradaki boşluğa batıyorum. Şimdi 4 zincir çekip trabzanlarımı yapıyorum. Bu karşıyı da aynı bu tarafta yaptığımız gibi bu şekilde yapıyoruz. Bu kenara kadar aynı şekilde yapalım. Sonra bu kenarı göstereyim. Bu tarafı da aynı bu taraf gibi yapalım. Şimdi ben karşı tarafları da aynı şekilde yaptım. Videoyu uzatmamak için bu tarafları da videoda göstermedim. Aynı diğer taraf gibi yaptım. Şimdi 4 zincir. Sıradaki boşluğa batıyorum. 7 zincir. Şimdi 7 zinciri normalde sıradaki boşluğun ortasında batmam gerekiyordu. Ama biz diğer sırada bitirirken 3 zincir çekip trabzan yapmıştık. Sıranın ortasında bitmiştik normalde. Zincirin ortasında bitmiştik. Yani bu trabzanın tepesi, bu zincirin ortası. Biz de bu trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Burası bizim diğer zincirin ortası. Burada sıramızı bitiriyoruz. Şimdi benim bu zincirin ortasında başlamam gerekiyor. Aynı diğer sırada yaptığımız gibi 3 zincir çekip trabzanla bitebiliriz. Ama bu sürekli böyle kaydığı için bu trabzanların üzerlerine gelecek. Sürekli bir kayma olacak. Ben o kaymayı istemediğim için bir sırada böyle trabzanla bitecek. Bir sırada iz sürme yaparak bu zincirlerin ortasına geleceğiz. Bu zincirli sıralarda bunun ortasına geleceğiz. Bir sırada bu şekilde bitecek. Her sıra böyle olacak arkadaşlar. Şimdi yeni sıraya başlamamız için benim bunun ortasına gelmem gerekiyor. Bu şekilde dördüncü zincirin üzerine kadar iz sürme yapıyoruz. 2 3 ve 4. Bu şekilde zincirin ortasına kadar geldim. Yani tam kenardaki zincirin ortasına kadar geldim. Şimdi buradan beri 7 zincir yaparak yeni sıraya başlıyorum. Şimdi sıramı dönüyorum. Şimdi bu sırada hep zincir yapacağız. Bir sırada hep zincir olacak. Bir sırada bu trabzanlı sırayı yapacağız. 7 zincir yaptım. Sıradaki boşluğa geldim. Bir sık iğne. 7 zincir. Sıradaki boşluk, yani burası tam trabzanlı yerin yanı. Bu trabzanlı yerin yanına gelip bir sık iğne yapıyorum. Boşluğun içinde 7 zincir. Şimdi sıradaki boşluk, trabzanın bu tarafına yapıyoruz. Gene bu trabzanların yanına bir sık iğne. Bakın, trabzanın bu tarafına yaptık. Sonra bu tarafına batıyoruz. 7 zincir.
Şimdi sıradaki boşluğa buraya batıyoruz. Hep bütün boşluklara batacağız. Sırasıyla bütün boşluklara batacağız. Şimdi sıradaki boşluk burası, tam ortaya. 7 zincir. 1 sık iğne. 7 zincir. Sıradaki boşluk burası, tam trabzanların yanına. 7 zincir. Sıradaki boşluğa batıyoruz, tam ortasına. 7 zincir. Sıradaki boşluk burası, tam trabzanların yanına. Bu şekilde sıra sonuna kadar hep bütün boşluklara batıyoruz. Böyle dönüşlerde de aynı şekilde olacak. Burada da boşluklara, dönüşte de tam bu boşluğa, böyle sırasıyla boşluklara sıra sonuna kadar yapalım. Burası tam dönüş yeri. Dönüş yerine geldim. Dönüş yerinde de aynı. Tam ortaya batıyorum. Tekrar 7 zincir çekip dönüyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde bütün boşluklara 7 zincir çekip yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. İz sürme yapmadan önceki boşluğa kadar geldim. Yani son bir kez böyle batacağım. Az önce dediğim gibi bir sıra böyle iz sürme yapacağım. Şimdi bir sefer 3 zincir çekiyorum. Bu sefer de zincir ortasında bitmem gerekiyor. Bu sefer de böyle iz sürme yaparsam bu sefer sıra hep bu tarafa doğru gidecek. Ben ne bu tarafa çok kaymasını istiyorum ne de bu tarafa çok kaymasını istiyorum. O yüzden bir bu tarafa bir bu tarafa gitmesini istiyorum. O yüzden bir sırada trabzanlı olarak yapacağım. Bir sırada iz sürme yapacağım. O zaman tam ortada kalmış olacak. Diğer sırada iz sürme olarak bitirmiştim. Başlamıştım. Şimdi trabzanlı olarak bitireceğim. Yani yeni sıraya öyle başlayacağım. 3 zincir tığıma doluyorum. Az önce bu sıramı başladığım yere batarak bir trabzan yapıyorum. Hem sıramı orada bitirmiş oluyorum. Hem de yeni sıraya tam zincirlerin ortasında başlamış oluyorum. Şimdi 7 zincir yapıyorum. Bir dahakine sıramı da bitirince tam burada bitireceğim. İz sürme yaparak bunun ortasına geleceğim. Bunu aklımızda tutalım. Bir sefer böyle bitecek. Bir sefer böyle başlayacak. Bu hep böyle olacak sıra sonuna kadar. Şimdi 7 zincir sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. 7 zincir. Sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne. Şimdi trabzanlı yere yaklaştım. 4 zincir. 2 sefer tığımı doluyorum. Boşluğa 7 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 4 zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. 7 zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz.
Şimdi tekrar trabzanlı yere yaklaştığımız için 4 zincir. İki sefer tığımıza doluyoruz. Sıradaki boşluğa ikili 7 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. 7 zincir çektim. Az önce dediğim yer, 3 zincir çekip trabzan yaptığım yer. 7 zincir. Normalde sıra ortasına batmam gerekiyordu ama böyle az önce trabzan yapıp bittiğim için bu trabzan tepesine batıp sık iğne yaptığım yere batarak bitiyorum. Şimdi benim bunun ortasında başlamam gerekiyor yeni sıraya. İz sürüyerek 4. zincire kadar gidiyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi 4. zincirden ortadan başlamış oluyorum. Bir sırada böyle bitiyoruz. Bir sırada bu şekilde başlıyoruz. 7 zincir 1'deki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu sırada hep zincir yapıyoruz. Model bu şekilde, yapmak istediğimiz uzunluğa kadar bu şekilde yapıyoruz. Bir sıra hep zincir yapıyoruz. Bir sıra bu trabzanlı sırayı yapıyoruz. Bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Bu simli ipi ben bu siyah yastık kılıfının üzerine yapacağım. Bunu tam yastık yapacağım. Bu yeşil ipi de yarım olarak yapacağım. Siz de yapmak istediğiniz uzunluğa kadar yapın. Yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Uzun halinde, yarım halinde size göstereceğim. Uzun olan yastığım boyunca ördüm. Kenar kısma kadar geldim. 7 zinciri yapıyorum. Trabzanlı olarak bitirmişim. Bu trabzan tepesinde bir sık iğne yapıyorum. Şimdi gelip ben bu zincirin ortasında bitmem gerekiyor. Aynı şekilde kaydırma yaparak 4. zincirin üzerine kadar iz sürme yaparak geliyorum. Tam ortasında da bir sık iğne yapıyorum. Burası benim tam kenarım. Yastığımın tam kenarı. Buradan beri katlıyorum yastığımı. Burada artık yastığımı birleştireceğim. Son sıram. Hem yastığımı birleştireceğim hem de artık bu sırayı biraz toparlayacağız. Biraz yayılıyor. Şimdi artık yastığımızı hem son sırada toparlayacağız hem de birleştireceğiz. Tam bu trabzanların buraya kadar birleştireceğim. Bu kısımları açık bırakacağım ben. İşaret almaya gerek yok. İşaretim belli. Bu trabzanların yanına kadar birleşik yapacağım. Normalde bu boşluklara battığım gibi batacağım ama ikisini birlikte batacağım. Normalde 7 zincir çekiyorduk. Şimdi 5 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki boşluğa ama ikisini birlikte boşlukta bir sık iğne ama ikisini birlikte 5 zincir. Sıradaki boşluğa trabzanların yanına ama ikisini birlikte bir sık iğne. Sadece bu trabzanların üzerinde 7 zincir yapacağız. Çünkü burası büzüşür. Sadece trabzanların üzerinde 7, boşluklarda 5 yapacağız. Boşluklarda 5,
Trabzanlar da 7. Aynı başlangıç kısmında yaptığımız gibi 7 zincir. 2. Trabzanın yanında ikisini birlikte. Şimdi buraya kadar birleşik yaptık. Şimdi buradan sonra tek yapacağız. Bu trabzanın yanına kadar burayı tek yapacağız. Şimdi burayı toparlayacağız. 5 zincir. Sıradaki boşlukta tek. 5 zincir. Sıradaki boşlukta trabzanın yanında tek. 7 zincir. Trabzanın yanında tek. 5 zincir. Sıradaki boşlukta tek, bu trabzanların yanına gelene kadar tek yapıyoruz. Şimdi bu trabzanların ikisini birlikte yapıyoruz. 5 zincir boşlukta ikisini birlikte. Şimdi bu ağız kısmı da toparlanmış oldu. Sonra şimdi bu trabzanların üzerinde 7 zincir. Trabzanların yanında ikisini birlikte, bakın. İkisini birlikte bir sık iğne. 5 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne. 5 zincir. Burada 4. zincirin orada bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bu ipimizi saklıyoruz. Sonra sıramızı dönüyoruz. Bu ikisini birlikte başladığımız yerde trabzanların yanında tekrar sıramızı başlıyoruz. Bu sefer diğer yarımı burada zincir yapmaya başlıyoruz. İpimi alıyorum. Bir zincir çekerek bu az önce ikisini bir yaptığımız yerde ipimi orada alıyorum. İpimi burada sabitliyorum. Bu ipimizi burada saklıyoruz içinde. Bu trabzanın arkasında saklayalım ipimizi. 5 zincir. Sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne. 5 zincir. Sıradaki boşluğa, yani trabzanların yanına bir sık iğne. Şimdi 7 zincir. Trabzanların yanına bir sık iğne. 5 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne. 5 zincir. Bu ikisini birlikte yaptığımız yerde bir sık iğne. Sonra ipimizi burada kesiyoruz ve ipimizi bu arkada saklıyoruz. Bu yastığımız bu şekilde bitmiş oluyor. Sonra zincir çekip ya da normal iple burada iplerimizi bağlıyoruz. Yastığa geçirip burada iplerimizi bağlıyoruz. Altta fiyonk yapmak için de bu şekilde zincir çekip altlarda fiyonk yapabilirsiniz.
istediğiniz uzunlukta yapıp bu ipi iğneyi geçirip burada saklıyoruz. Bunu da istediğimiz uzunlukta yapıp ipimizi hazırlıyoruz yastığın altında bağlamak için. Simli olan yastığın bitmiş hali bu şekilde. Krem olan yastıkla bu şekilde set oldu. Altını ben bu şekilde bağladım. İstediğiniz zaman bu fiyonkları açıp yıkayabilirsiniz. İstediğiniz zaman takabilirsiniz yastığı. Sadece üst kısımlarda, üst köşelerde püskül taktım. İsterseniz alt köşelere de püskül takabilirsiniz. Benim için sadece üst köşelerde yeterliydi. İsteğe bağlı alt köşelere de püskül takabilirsiniz. Yarım yastığında bitmiş halini göstereceğim. Yarım yastığında bitmiş hali bu şekilde. Aynı runnerlardaki gibi şeritlerin ucuna püskül taktım. İsterseniz diğer yastık gibi tam yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde yarım yapabilirsiniz. Yastıkların bitmiş hali bu şekilde. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolardan anında haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese kolay gelsin diyorum.